Merhabalar, yeniden TV'ye hoş geldiniz. Şayet belirlenen tarihte olursa, yani 2023'te olursa seçimlere tam bir yıl kaldı. Dolayısıyla hem yapılan açıklamalar, hem görüşmeler, hem atılan adımlar, hem de kimi zaman bazı köşe yazarlarının bir takım iddiaları gündeme taşıması nedeniyle herkes Türkiye'nin bir yandan nereye gittiğini konuşuyor, bir yandan merak ediyor, bir yandan kamuoyu araştırmalarını takip ediyor. Bir anlama gayreti içerisinde ilerleyen bir süreçten bahsediyoruz. İktidar ve muhalefetin yol haritasının nasıl şekillendiği de tabii takip edilen konulardan biri ve bunun olası sonuçları. Biz de bunları konuşacağız bu programda. Konuğumuz Nuray Mert, siyaset bilimci yazar. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi ben hemen girmek istiyorum konuya Nuray Hanım. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olduğunu açıkladı. Bu açıklaması bir strateji değişikliğinin işareti mi diye tartışıldı. Adaylığını neden ilan etti? Bu hamlesi sizce hedefine ulaştı mı diye önce iktidar partisinden başlamak istiyorum. Ne dersiniz? Valla ben zaten yani bu niye tartışma konusu olduğu onu da anlamadım. Yani zaten Cumhurbaşkanı başkan adayıydı. Yani olması da doğaldı. Başka bir aday olamayacağı da belliydi. Ben o tartışma niye çıktı? Onu da bilmiyorum. Yani iktidar partisi bundan bir amacı var mıydı, bu tartışmadan beslendiği bir taraf var mıydı? Orasını bilemem de muhalefet açısından bence son derece saçma bir anlaşmaydı, şeydi, tartışmaydı. Yani bıraktık hani başkan adayı olmasını. Zaten iktidar partisi Cumhurbaşkanı olmadan bir kimlik, bir şeye sahip değil ki, bir yapıya sahip değil ki. Yani bu eskiden de böyleydi. Şimdi çok daha fazla böyle. Hepimizin de bildiği gibi. Dolayısıyla da yani olmayabilir üzerine yapılan spekülasyonları ben, kusura bakmayın, ama çok saçma buldum. Şimdi bir yandan birkaç gündür süren bir tartışma var. Yeniden bir çözüm süreci mi geliyor? Kürt seçmenin oyu alınamazsa 2023 seçimleri de alınamayacak gibi yazılar kaleme alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son Van'a gittiğinde işte Kürt meselesine dönük çözüm sürecini kimlerin bitirdiğini gidin onlara sorun gibi imalı bir takım açıklamalar yaptı. Şimdi ne oluyor Kürt meselesine ilişkin? PKK lideri Abdullah Öcalan'a görüş izni verileceği söyleniyor. Bu iznin de aman bir çözüm süreciyle bağlantılandırılmasın diyor bunu yazan köşe yazarı Abdülkadir Selvi ismini de verelim. Hatta bu konudaki ikinci yazısında kaleme aldı. Bu yalnızca biraz tansiyonu düşürmek için yapılan ya ve yapılacak olan bir hamle diyor. Siz bu gelişmeleri ya da bu iddiaları diyelim nasıl okuyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ben de bunu önemli işaretlerden biri olarak aldım. Selvi'nin yazdığı bu yazıları, çok da iktidarı destekleyen medyayı topyekün takip de etmiyorum. Belki başka şeyler de oldu. Benim aklıma sadece yine tartışma konusu olan Metin Er'in, Mehmet Metin Er'in Yeni Şafak'ta yazdığı böyle birdenbire bir heyheylenme, böyle bir terslenme, sanki dersiniz ki Metin Er hep böyle. Yani böyle aklına uymayan şeyi cesurca söyler, iktidar partisini kızdırıp kızdırmayacağını dikkate almadan filan. Onu da böyle bir şey olarak görmüştüm, işaret olarak. Yani küçük bir ihtimalle evet işte bir tepki gösterdi. Eğer iktidar partisi, biliyor, yani hatırlatalım mı izleyenlere, bilmiyorum o tartışmayı. İşte ATV'de yayınlanan bir dizide Kürtlerin rencide edildiği, terörle özdeşleştirildiği konusunda böyle bir çıkış yapmıştı. Sanki bu bugün oluyormuş ilk defa gibi filan. Bu iki ihtimal var demiştim. Ben ya iktidar partisinin danışıklı bir şekilde, yani parti içerisinde, şimdi yani şimdi açılan, Kürt siyasetine açılan alan içerisinde davranmıştır. Ya da böyle bir tesadüf olduysa, kendi inisiyatifiyle olduğu ve rahatsızlık yaratırsa da uyarı alır, ondan sonra geri adım atar. Yani bu defalarca yaptığı bir şey. Metin Er'in de, başka AK Partili siyasetçilerin de veya onları destekleyen gazetecilerin de.
İkincisi olmadı. Yani onu da bu alan içerisinde değerlendirebiliriz. Hatta ben MHP'nin Diyarbakır Şubesi'ne, evet bir yolsuzluk, çok ciddi bir skandal söz konusu ama MHP'nin Diyarbakır Şubesi'ni kapatmasını da bu çerçeve içerisinde değerlendirmemiz gerektiğini önermiştim. O şimdilik daha havada kalacak bir şey. Ama Abdülkadir Selvi'nin yazdığı yazıyla da bu çözüm süreci, ondan sonra bir tane, dün bir tane daha yazdı o bu çerçevede. İkisinde de yok ya çözüm süreci diyorlar ama işte yani şimdi bunu da yazmak da istemiyorum. Çünkü herkes de şimdi bunu tartışıyor. Tabii yani öyle bir şey yazarsan tabii ki herkes tartışacak. Bu Türkiye'nin en önemli meselelerinden bir tanesi. Bunu da böyle hani işte yani bir alakada yok ama millet de buraya çekecek diye şey yapılacak, olmazlanacak bir durum değil. Tabii ki o şekilde algılanacak. Ben çok şikayetçi falan da olduğunu zannetmiyorum. Aksine bu açılan alanda, seçimler sürecinde, seçim erken de olsa, zamanında da olsa, sonuç itibarıyla seçim sürecinde, uzun süredir aslında, öteden beri biz seçim sürecinde yaşıyoruz. Yani muhalefete, iktidarın yüklenme biçimi, tam bir seçim atmosferi var. Seçimin tarihi ortada olmayabilir, beklediğimizden erken de olmayabilir ama sonuç itibariyle bir seçim atmosferinde yaşıyoruz. Ve şimdi bu giderek daha vade yaklaşınca, işler kızışınca evet tabii ki bir Kürt siyasetiyle ilgili bir alan açmak lazım. Ben Abdülkadir Selvi'nin de bu çerçevede yazdığını düşünüyorum. Hatta çarşamba günkü yazısında bunu açıkça da belirtmiş. Ve demiş ki işte 7 Haziran'dan da işte belediye seçimlerinde de görüldüğü gibi Kürt seçmensiz AK Parti seçim kazanamıyor. Bu kadar da net yazmış. Ha, bunu biz de biliyoruz. AK Parti de biliyor. Günü de geldi bu işleri tekrar toparlamanın. Durum bu. Bunu yazıp ondan sonra bir çalışma yapılmalı. Yani çözüm süreci olmayacak ama yani aman sakın öyle düşünmeyin deyip ondan sonra da bir çalışma yapılmalı. Kürt seçmen siz seçim kazanmıyor demek hiçbir manası yok. O belli ki o alanda evet yani Kürt seçmene yönelik, Kürt siyasetine yönelik AK Partisi yeniden bir manevra alanı açıyor. Bu mesaj çok belli. Bir ikinci şey, soru soracaksanız ben devam evet, edeyim. Bir şunu sormak istiyorum. Bununla bağlantılı olarak bir araya girmek istiyorum. Yani bu sizin de dediğiniz gibi uzun zamandır seçim dönemlerinde yaşayan Türkiye'de hemen her seçim dönemi öncesi karşılaşılan bir gündem. Siz de buna katılırsınız. Yerel seçimler tabii öncesi de bir konusuydu. Ondan önce de yani Kürt meselesi bir şekilde seçimler öncesi gündeme gelen bir konu oluyor. Çatışma veya çözüm arayışı üzerinden. Şimdi bunun öncekilerden bir farkı olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa benzer bir durum tekrar mı ediyor? Oraya gelmeden ben unutmadan şey de söyleyeyim. Bu mesajı ben ikinci bir mesajla taşıdığını düşünüyorum. Bu işte AK Partisi, Kürt seçmensiz AK Partisi seçim kazanamıyor filan şeklindeki bu kadar net ifadenin aynı zamanda olmazsa olmaz diyor hatta. Olmazsa olmaz diyor. Evet, yani tamam. Okumayan ve takip yani etmeyen seyircileri tam dediğiniz gibi evet. Biz bunu biliyoruz da niye bu kadar vurgulu şimdi durup niye bu kadar vurgulu altı çizilir vurgulu bir şekilde ifade edilir bir iktidarı destekleyen hatta zaman zaman işte böyle bir hani sözcü gibi davranan bir gazeteci tarafından. Bunun ben ikinci boyutunun da iktidarın dışarıdan ortağı gibi gözüken veya destekçisi MHP'ye bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki yani hem Kürt siyasetine işte yeni müzakereler, görüşmeler olabilir diye bir alan açmak, bir manevra alan açmak. Hem de MHP'ye ya birader yani Kürt seçmene ihtiyacımız var. Ve iktidarı elden kaybetmek söz konusu. Bunun ucu sana da dayanır. O yüzden fazla ayağıma dolanma mesajının verildiğini düşünüyorum. Ki bu da gayet mantıklı. Evet yani durum bu. Apaçık bu. Kürt seçmene ihtiyaç var. Ama diğer taraftan MHP'ye de ihtiyaç var. MHP'nin bir şekilde ikna edilmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Yani öyle veya böyle
bir şekilde ikna edilecek. MHP ne düşünür bu konuda falan bilemiyorum. Ama onların da ciddi ciddi tabii bu durumu değerlendirmesi gerekiyor. Yani onların da hiç yok, biz vallahi Türk milliyetçiyiz, siz ezelden hani bizi hiçbir şekilde ikna edemezsin falan gibi bir tepki vereceğini de beklemiyorum. Çünkü dediğim gibi eninde sonunda dışarıdan ortak oldukları bir iktidardan bahsediyoruz ve o iktidarın da elden kaçması ihtimalinden bahsediyoruz. Şimdi isterseniz ikna olabilecek bir MHP profilinden bahsediyorsunuz ama siz. Evet, oysa bahsediyorum. Tam tersi bunun söylediğinizin, ikna, tam tersi tabii, bir algısı var. Şimdi siz de gayet yakından şimdi siz de gayet yakından izliyorsunuz, biliyorsunuz. Gayet iyi biliyorum, bildiğiniz de bu işlerle ilgilenen, izleyen gazeteci olsun, siyasetçi olsun, herkesin bildiği bir gerçek var. Bu tabii ki böyle ortamlarda hani MHP çıkıp da evet ya Türkiye'de Kürt vatandaşlarımız da var. Onlar dillerini konuşmalı, hak ve özgürlüklerine kavuşmalı, Kürt gazeteciler derhal serbest bırakılmalı diyecek hali yok. Yani ikna böyle olmayacak veya böyle bunu içselleştirmiş olmayacaklar. Laf olsun bile bunu söylemiş olmayacaklar. Her zaman olan o birinci sorunuza da cevap olmak üzere, yani diğerlerinden ne farkı olacak sorusuna da kısmen cevap olmak üzere her zaman olan olacak gibi şimdilik en azından. Yani şöyle, bir yandan hem MHP çevreleri hem de AK Partisi içerisindeki milliyetçi çevreler hem de seçmen nezdinde milliyetçi seçmene karşı veya şu Kürt meselesinde sert tutum takınmak yanlısı olan seçmene ve çevrelere karşı, ya işte tam da Selvi'nin yazdığı, ya kardeşim seçim alamıyoruz, yani çok önemli bir iş. Yani şimdi böyle titizlenmenin müpizlenmenin alemi yok. Muhalefet bu boşluktan yararlanacak, bizi devirecek. Siz merak etmeyin, reis Kürtlere kaptırmaz bu memleketi. Reisin bir bildiği vardır gibi bir fısıltı mekanizması dolaşacak. Kulaktan kulağa bunu sizlerde, bizlerde, hepimizde defalarca, pek çok masada, pek çok tartışma alanında, panelde, konferansta duymadık mı? Yani birileri çıkar ve der ki veya daha çok da böyle sanki çok gizli bir bilgiymiş gibi, ya işte yok canım, ben işte artık herkesin yakın olduğu bakan, o bu milletvekili, yok ya bizim işte filanın milliyetçiliğinden kuşkun var mı? O diyor ki yok canım reis işte bunu seçim taktiği olarak yapıyor. Sakın filan, biz bu işi atlatırız, şimdilik muhalefete kaptırmayalım. Bu böyle hani herkes kimi siyasi tartışma, analiz olarak, kimisi dediğim gibi kulaktan kulağa işte bilmem ne milletvekili arkadaş, şu bakanla görüştüm dedi ki filan diye. Diğer taraftan da yine her zaman olan olacak, yine Kürtler, Kürt siyasetçilere yönelik olarak da, ya işte malum MHP ya da muhtacız ama şu seçimi bir geçirelim. Şimdi işte şeyi geçene kadar, dereyi geçene kadar MHP'nin dediklerine ve hassasiyetlerine uymak zorundayız. O yüzden fazla bir şey beklemeyin. Ama bu seçimi aldıktan sonra zaten yani önümüzdeki uzun süreçte gene bu sorunu çözecek olan biziz mesajı verilecek. Ben tablonun böyle öngörüldüğünü, böyle işleyeceğini tahmin ediyorum. Yani inşallah böyle değildir tabii. Yani siz yeni bir çözüm süreci zemini olmadığını ve bunun taktiksel bir yaklaşım bile olmadığını söylüyorsunuz aslında. Yani tamamen seçime dönük bir şey olduğunu söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii ama yani, çünkü Türkiye'de böyle, yani şu ana kadar böyle oldu. İlla böyle gider manasında demiyorum ama bu politik tablo içerisinde böyle oldu. Ve onun ötesinde Kürt meselesi bu son dönemde iktidarın tamamıyla bir manevra alanı haline. Yani her zaman bir manevra alanıydı sizin hatırlattığınız gibi. Ama şimdi şöyle bir mekanizma işliyor.
bir yandan muhalefete Kürt meselesi üzerinden sopa gösterilip işte vay terörle Kandil'den mi talimat aldınız, terörle iltisaklısınız, işte HDP terörist, işte odur budur filan deyip muhalefeti ile Kürt meselesinin arasına kalın çizgi çekmek, Kürt siyasetini, Kürt seçmenini ise kendi manevra alanında manevra alanına hapsetmek ve orada sınırlı tutmak. Bu gerçekten de gayet yani hesabi bir şey. İyi de işleyebilecek bir strateji. Ama tabii Türkiye'nin meselelerine çözüm olacak şey değil. Ne Kürt meselesine, ne siyasetin normal işleyişine, demokratikleşmeyi saymıyorum. Çünkü iktidarın demokratikleşme diye bir zaten derdi yok. Şimdi Pervin Buldan grup toplantısında HDP eş genel başkanı olarak bu yeni bir çözüm süreci var mı yok mu diye kulislerde bir laf atıldı ortaya. Bu lafı ortaya atanların dahi ortada ne çözüm sürecinin olduğuna dair ellerinde bir belge ne de böyle bir izlenim var. Sadece laf olsun diye çözüm süreci olacak mı olmayacak mı? Tam da seçimlere yakın bir dönemde atılan bu lafların içinin boş olduğunu biliyoruz diyor. Ve de ekliyor. Diyor ki sadece iktidar değil bu meseleye ciddiyetle yaklaşmayan diğer siyasetler de çözülme aşamasına gelmiştir ve çözülecektir. Çünkü artık yolun sonuna gelindiğinin herkes farkında. Şimdi bir kere böyle bir şey olmadığını söylüyor. Bunun tamamen içi boş diyor. Şimdi tuhaf olan Abdülkadir Selvi bu bölüm köşesini almış ve katılıyorum diyor bir yandan da yazısında. Buna katıldığını söylüyor. Şimdi HDP yani böyle bir şeyi kabul etmiyor. Ben buradan biraz muhalefete geçmek istiyorum. Muhalefet bu durumda. Hani buna ciddiyetle yaklaşmayan herkes çözülecektir diyor Pervin Buldan çünkü. Bu mesele ciddi bir mesele ve öyle bir yaklaşım gerektirir. Muhalefetin, yani altılı masanın Kürt meselesine yaklaşımı nasıl sizce? Valla altılı masanın Kürt meselesine muhalefetin bir altılı masa olarak da tek tek partiler olarak da özellikle ana muhalefetin CHP'nin Kürt meselesine yaklaşımının ne kadar çekimser, belirsiz, yetersiz olduğunu yeterince konuştuk diye düşünüyorum. Yani en azından ben sürekli bunu gündeme getirenlerden bir tanesiyim. Şimdi bu bir şey. Anlatabiliyor muyum? İkincisi ama muhalefet böyle diye. Yani muhalefetin durumu apaçık ve gerçekten bir demokrasi ufukları nereye kadardır? İçinde Kürtlerin hak ve özgürlükleri ne kadar yer alır, ne kadar yer almaz? Bunu bilmek zorundayız. Kürtler adına siyaset yapanlar da, seçmen de, bunları önemseyen seçmen de bilmek zorunda. Dediğim gibi burada böyle bir sorun alanı var. Ama diğer taraftan şimdi siz de biliyorsunuz ben dostluğuna da çok önem verdim. Çok sevdiğim bir siyasetçi Ahmet Türk. Gazete Duvar'a bir röportaj vermiş ve orada aşağı yukarı böyle bir şey söylüyor. Yani iktidar, evet, iktidardan bir ümidimiz olamaz ama muhalefetin de ne yapacağı belli değil. Yani sopanın el değiştirmesiyle pek ilgilenmiyoruz. Yani ha onlar öbürleri gibi bir şey söylemiş. Ben bunu yani dediğim gibi o yüzden de çok severim, önemserim dedim öncesinden. Sonra koyduğum şerhi izah etmek için yani hiç şey ön yargım olan veya antipati duyduğum bir görüş değil, bir şahıs değil. Ama ben bunu bir miktar yadırgadım. Çünkü bütün bu eleştirileri özellikle yapanlar ve de HDP hepimizin artık yani ha onlar olmuş ha bunlar olmuş mantığından çıkmamız lazım. Çünkü ben de en başından beri bir kere altılı masada Demokrat Parti'nin işine HDP yok ama Demokrat Parti var hiçbir şey temsil etmiyor diye parmağına saran insanlardan biriyim. Mantıklısı da bu zaten. HDP'ye bu kadar uzak duran bir muhalefet ne demektir diyen birisiyim. İkincisi muhalefetin bir tek bu muhalefet cephesi, ittifak, masa ne derseniz deyin. Bir tek şey ortada parlamenter sisteme geri döneceğiz. Döneceksiniz de ondan sonra ne yapacaksınız? Türkiye daha önce de parlamenter sistemdi. Demokrasi miydi? Değildi. Deyip duruyoruz. Tamam. Buraya kadar doğru. Veya buraya kadar anlaşabiliriz. Ama şimdi şöyle bir durum da var. Türkiye'de parlamenter sistem bile yok.
Yani parlamenter sistem demokrasi için yeterli değil. Geçmişte de bunun örneğini gördük. Türkiye parlamenter sistemle yönetiliyordu ve biz ikide bir, değil mi? Her alanda demokratikleşmek gerekiyor. Bu ülkenin demokratikleşmesi gerekiyor. Demokrasi zaafı var diye şikayet ediyorduk. AK Partisi öncesi için de konuşuyorum sadece. AK Partisi sonrası için değil. Durum böyle. Ama parlamenter sistemi bile olmayan, siyasal sistemi parlamenter bile olmayan, bundan bile vazgeçmiş. Garip bir ki, garip olmasa da ben başkanlık sistemlerini demokratik bulan, demokrasiyle çelişen, demokratik bulanlardan değilim. Demokratik sistemleri taşıyamayacağını düşünüyorum başkanlık sistemlerinin. ABD'de özel bir örnek var da işte bir yani ABD demokrasisinde tartışılır. Bir ikincisi orası çok özel bir örnek. İkincisi Fransa'da yarı başkanlık sistemi var. O da zaten Fransa'nın otoriter, De Gaulle döneminden kalma bir şey ve herkes de zaten neredeyse monarşik bir sistem diye öteden beri Fransız sistemini bu şekilde değerlendirir. Dolayısıyla yani zaten mevcut hani iyi işliyor denilen başkanlık sistemleri bile demokratik işli siyaset açısından sorunludur. Kaldı ki bizde Türk usulü veya işte hükümet sistemi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye artık başkanlık sistemi falan da değil. Yani tamamıyla nevi şahsına münhasır. Kısacası tek adam rejiminin allanmış kullanmış hali. Parti devletinin hatta tek adam devletinin isim bulunmuş, isim takılmış halinin işlediği bir sistem ile bu asgari koşulu olan parlament, demokratik bir siyasetin asgari, hiç yeterli değil ama gerekli şartı olduğunu düşündüğüm parlamenter sistem arasında fark görmemek bence siyasi şaşılık olur ve Kürt siyasetinin de ben bu noktada, geldiğimiz noktada bunu değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Göz önünde bulundurması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de yani biz Kürtleri ilgilendirmez bu işler diye biliyorsunuz başkanlık çözüm sürecinde de işte Öcalan başkanlık pazarlığı yapıyor falan diye tartışmalar çıktı. Doğru yanlış neyse ne ama herhalde yani bunu şeyler savunanlar da vardı. Evet yapsın keşke yani şey değil HDP çizgisi değil ama onun dışında. Evet Kürtlerin alacağı şeyler önemli. Başkanlık sistemi olsa ne olur, olmasa ne olur filan deniliyordu. O zaman da bunu tartışıyorduk ama şimdi herhalde başkanlık sistemi, hele de bu tür bir mevcut başkanlık sisteminin değil Kürtlere kimseye nefes aldırmadığı yeterince görülmüştür. Dolayısıyla ben muhalefet cephesine, altılı masaya bütün şerhlerime, bütün rezervlerime rağmen ve bunları demokrasinin şeyi bir nişanesi olarak işte demokratik kurtuluş böyle oldu. Bütün bu anlam yüklememekle beraber bunun, bu merhalenin kaçınılmaz bir birinci hamle olduğunu düşünüyorum ve bu birinci hamlede de destek verirken buna evet bütün bunları dillendirmeliyiz. Beklentilerimizi dillendirmeliyiz. Ama sanki yani bugünkü düzenle parlamenter rejime dönülen ve dönme sözü verilen bir durum arasında hiç fark yoktur gibi de davranmamamız gerekir diye düşünüyorum. Peki şimdi yani seçime doğru giderken muhalefet de yani altılı masayla muhalefet derken altılı masadan bahsediyorum. HDP arasında bir temas kurulabileceğine ilişkin de bir takım öngörüler var. Olması gerektiğini söyleyenler de var. Siz böyle bir teması bekliyor musunuz? Bir işbirliğini bekliyor musunuz? Seçim güvenliği dışında güçlendirilmiş parlamenter sistem ve yeni Türkiye sistemiyle ilgili bir temastan bahsediyorum. Valla iki tarafında tutumuna bağlı. Yani ben öteden beri ben ve pek çoklarımız altılı masanın zaten iktidarın ve milliyetçiliğin rehini olmayı reddetmesi gerektiğini söylüyoruz. Yani evet bir tarafta çok ciddi bir sıkıştırma var. Hatta bunu yani herkesi içeri tıkarım ne kadar giden. Yani öyle susturma, sindirme falan sadece bir şey karşı propagandayla değil. Bunu bir cezai müeyyideye dönüştüren, terörle suçlamak, terörle iltisaklı olmakla suçlamak gibi büyük bir sopaya dönüştüren bir iktidardan bahsediyoruz. Evet bunun karşısında durmak zor ama muhalefete hep diyoruz ki muhalefet cephesine, özellikle de CHP'ye. Bu rehine dik durumuna son vermelisin, bu kısır döngüden çıkmalısın. Yoksa zaten yuları kaptırırsın
iktidar partisine. Şimdilik öyle gözüküyor. Yani uzak durmaya çalıştıkça iktidar bunun üzerine gidiyor. Kendisi bir sürü mesajlar vermeye çalışıyor ama diğer taraftan da hem muhalefete hem de HDP'ye yükleniyor. Bakın burada aynı zamanda yani HDP'yi de ayırıyor Kürt seçmenden. Bu da öteden beri bildiğiniz bir yöntem biliyorsunuz. Kürt seçmenden de ayırıyor. Hatta Kürt siyasetinin de bir temel unsuru olarak görmeyebileceğini ima ediyor zaman zaman. Geçmişte de böyle şeyler yapmıştı. Partiyle işte partiyi tamamıyla dışarıda tutup işte Öcalan'la müzakere yapıyoruz. Zaten işin başı bu demeye getirmişti. Böyle sürekli olarak işte farklı alan, menevra alanları oluşturmak üzerinden gidiyor iktidar. Buna mukabil muhalefet de bütün bu manevralar içerisinde tuzağa düşüp HDP ile asla görüşmemeye çalışıyor. Bu büyük bir hata bence de. Kabul edilemeyecek bir şey ve yol aldıracak bir şey de değil. Ama hala ben bunun aşılması yönünde bir fikir birliği var mı, ne kadar hayata geçirebilirler bilmiyorum. Umarım bu sorun aşılır. Diğer tarafta umarım HDP'de demin dediğim hususu göz önünde bulundurur. Yani kardeşim tamam iyi güzel de yani sen iktidar olursan ne yapacaksın aşamasına geçmeden önce en azından parlamenter sisteme geçiş konusunda bir ilkesel mutabakatta yakın durur. Bu ikisine HDP bağlı eşkiler, yani. HDP eş genel başkanları bu sözünü ettiğiniz mutabakata yakın durduklarını açıkladılar zaten. Hatta birlikte çalışan bir ekip olduğunu da söyledi. Arada yani görüş alışverişinde bulunuyor. Ama doğrudan ve açık bir müzakerenin olmadığı bu konuyla ilgili ve asıl talep ettikleri şeyin kamuoyuna açık doğrudan bir müzakere yapılmasını ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda birlikte bir yol izlenmesini talep ettiklerini söylemişlerdi. En azından bizim yaptığımız söyleşilerden çıkan başlıklar böyleydi. Şimdi daha, muhalefetin... Daha özet söyleyeyim o zaman, daha açık söyleyeyim. Evet, büyük iş aslında bu altılı masaya, özellikle CHP yani ana muhalefet partisine. Çünkü hem sözü ağırlıklı olacak olan o, hem de yine de kendini işte bir şekilde sosyal demokrat olarak tanımlayan bir partiden bahsediyoruz. Diğer sağ muhafazakar milliyetçilik unsurunun daha ağır bastı partilerin yanı sıra yanında. Ama sonuç itibarıyla yani CHP'nin bu kesimin asıl iş onların üzerinde tabii. Açıkça yani cesurca demin dediğim gibi rehin düşmek yerine iktidarın söylemine ve politikalarına bu konuda daha açık ve cesur davranmaları gerekiyor. Ama diğer taraftan da bu işin de HDP tarafından da çok yokuşa sürülmemesi gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki. Yani şu anda evet. Altılı masaya ilişkin bir de aday tartışması var. CHP üzerinden dönen bir tartışma Nuray Hanım. Söz CHP'ye gelmişken 3 isim tartışılıyor. İşte Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu üzerinden yürüyordu ama Kılıçdaroğlu aday gibi görünüyor. Bu tartışma bir fırsat ya da bir handikap ne yaratıyor sizce muhalefet açısından? Vallahi yani muhalefetin adayını açıklamaması ni da ben garip karşılıyordum. Neyse ona ikna oldum. Yani gerçekten öyle saldırgan bir iktidar medyası, baskı araçları var ki yani gerçekten öyle hedef birisi aday gösterilmeyecek, hedef gösterilecek demektir bu koşulları altında. Yani ve o inanılmaz bir karalama ve yıpranma kampanyasına tabi tutulacaktır. Hani bunu göz önünde bulundurmalarını anlıyorum. Bütün bunlara rağmen açıklanmadı ama sanki evet dediğiniz gibi artık yani Kılıçdaroğlu üzerinde bir uzlaşma var gibi gözüküyor. Doğrusunu söylemem gerekirse ben iki belediye başkanının da adaylığının çok isabetli olmadığını düşünenlerden. Pek çok nedenle. Ve dolayısıyla yani genel başkanın, bir partinin genel başkanının aday olmasının daha doğru olacağını, ayrıca diğerlerinin yani her ikisinin de doğrusu siyasi tecrübesinin sınırlı olması,
Yine işte belediyeler meselesinin ne olacağı, yani Kılıçdaroğlu'nun da ifade ettiği gibi eğer onlar aday olursa gibi pek çok nedenle. Kılıçdaroğlu konusunda da hele de böyle iktidar biz çıkarmıyoruz falan diyorsa da ve her çevrede de tartışma mevzusu olduysa da bu Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği meselesinin gündeme gelmesiyle ilkesel olarak tam da Alevi olduğu için bile Kılıçdaroğlu'nun adaylığının desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Fakat bunun ötesinde Kılıçdaroğlu'nun bakın yani mesele asla mezhebi olmamalı. Popülerlik meselesi yani Türkiye popüler çok fazla popüler olanlardan yeterince çekti. Yani karizmatik, popüler falan filan ama bu da gerekli filan denilebilir. Şimdi muhafazakarlara işte yakın değil filan. Muhafazakarlara verilen tavizlerden de gına geldi. Yani altılı masada öyle değil mi? Yani asıl yani büyük büyük şey toplumsal kesime, seçme sahip, en büyük toplumsal kesime, seçmene sahip olan CHP. Ve ikide bir de aman muhafazakarları ürkütmeyelim, aman muhafazakarlar falan bana bile gına geldi. Ama bütün bunları söyledikten sonra yine de bu kadar tayin edici bir seçimde Alevilik, şu, bu filan da değil. Ama CHP'nin maalesef tarihsel bagajını seçmenleri, muhafazakar seçmenleri de, Kürt seçmenleri de etkileyeceğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun adaylığı değil de CHP genel başkanlığının adaylığının riskli bir fikir olduğunu düşünüyorum. Yani öyle o olmaz bu olmaz gene işte illa muhafazakar bir aday bulalım meselesi değil. Ama herkesin üzerinde demokratlığında anlaşabileceği ve bir bagajları olmayan bir aday ediyorsunuz ki bunu da tarif etmek kolay ama bunu hayata geçirmek zor. Yani gene bir isimden bahsettiğimizde onda başka bagajları olacak, onun başka sorunları olacak. Doğru, bu da doğru. Ama dediğim gibi ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığında Kılıçdaroğlu'nun şahsının ötesinde CHP'nin siyasi bagajının ki Kılıçdaroğlu elinden geleni yapıyor bu konuda. Daha bugün veya dün bir konuşma yaptı gene CHP üyeliği törenlerinde birinde ve geçmişimizi sorgulamamız lazım dedi, öz eleştiri yapmamız lazım dedi ve bunu da gene tekrar sadece başörtüsü üzerinden yaptı ama sonuç itibariyle bu o Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğundan beri bu yönde çaba göstermesine rağmen ne partinin tamamen dönüştüğünü biliyoruz. Dönüşebildiğini biliyoruz. Hem ne de diğer seçmen nezdinde CHP'nin bagajına takılanlar nezdinde bu kuşkuların izale olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla ben bu çerçeve içerisinde belki yani herkesin üzerinde bu arada HDP'de belki ve Kürt seçmen içinde daha ikna edici olabilecek ve muhafazakar kesim içinde yani bu tarihsel siyasal bagajlardan uzak bir isim daha ideal olarak diyorum ama yani bunun gerçekliği olur mu? Bunun da başka mahsurları var mı? Tartışmaya açık tabii. Şimdi bir yandan da işte Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi var, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi, Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi, Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi, aday olacağını açıklayan Cem Uzan'ın Genç Partisi ve bunların alacakları pozisyonlar, birkaçının ya da işte hepsinin kendi aralarında kurabilecekleri, kurmaları muhtemel bir ittifak tartışılıyor. Bunun seçim sonuçlarına bir etkisi olur mu sizce? Vallahi seçim sonuçlarına, seçim tarihi konusunda bile tahmin yürütmekten kaçınıyorum. Seçim sonuçlarına tahmin yürütmek için çok erken. O zamana kadar başka partiler de kurulabilir. Kurulmuş olanlar kapanabilir. Yani biliyorsunuz Türkiye'de her şey çok hızlı değişiyor. Aslında artık dünyada da öyle. Yani çok beklenmedik gelişmeler oluyor siyasette. Bütün bu partilerin ne umduğu, herhalde bütün bu partilerin aslında birinci hedefi işte bir tabela astığınız zaman işte Demokrat Parti'nin açtığı yoldan bir tabeladan başka bir şey yok ortada ama altılı masada
Herkes kendine işte böyle bir acaba o tebalenin altında bir yer bulabilir miyim diye düşünüyor. İkincisi bir adaylık, evet yani adaylık o olmaz bu olmaz hadi bakalım böyle hiç bütün bunların dışında biri şeklinde adaylık piyangosu düşer mi diye düşünülüyordur. Ama dediğim gibi bunların karşılığının ne olacağını görebilmek için biraz daha beklemek lazım. Bir de her şeyden önce tabii seçimin tarihinin ilan edilmesi, altılı masanın adayının ilan edilmesi lazım. Bütün bunlar bilinmez vaziyette şu anda. Şu durumdaki verilere bakarak, ben kamuoyu araştırmaları anlamında söylemiyorum bunu. Yani Türkiye'nin nereye gittiğini gösteren işaretlere bakarak, Erdoğan ne yaparsa yapsın, bu kez muhalefet mi kazanacak? Biliyorsunuz bu böyle bir sanı da var. Ne olursa olsun muhalefet kazanacak, zaten Erdoğan kaybedecek diyenler de var. Yeniden kazanma şansı yok diyenler de var. Bir de muhalefet kaybetmenin yolunu yine bulacak. Bir kez daha Erdoğan kazanacak. Acaba son dönemeçte şapkadan ne çıkaracak diye bekleyenler ve yorumlayanlar var. Sizce hangisi olacak? Hangisine daha yakın görünüyor Türkiye? Vallahi yani aslında Erdoğan şapkadan sürekli çok da böyle dahiyane şeyler çıkarmıyor ama muhalefet o kadar ayağına gelen golleri atamıyor tabiri caizse. O kadar beceriksiz davranıyor idi ki geçmişte ve halen de kısmen. Böyle sanki Erdoğan'ın yaptığı manevralar büyük böyle çok dahiyane işler. Şapkadan tavşanlar falan gibi gözüküyor işte o deminde Kürt meselesi çerçevesinde bahsettiğim gibi. Bu tür stratejileri, manevraları gene yapacaktır. Bir de şunu unutmayalım ki sadece bu şapkadan tavşan çıkarma kabiliyetine veya kıvrak manevra yapma konusunda kıvraklığına bağlı değil. Artık bir tek adam rejiminden bahsediyoruz. Onun da ötesinde velev ki tek adam rejimi olmasın 20 sene sürmüş bir iktidardan bahsediyoruz. Yani bütün devlet ve baskı mekanizmalarını elinin altında tutan, medyayı çoktan zaten kendi denetimi altına almış ve bunun dışında kalan alanları da yani önce soft bir şekilde ekonomik yollarla denetimi altına alırken daha sonra giderek artan kriminalize etmek üzerinden de denetimini almış bir iktidardan bahsediyoruz. Yani bunu da küçümsemeyelim. Sanki eşit şartlarda bir iktidar ve muhalefet var gibi de davranmayalım, haksızlık yapmayalım. Yani muhalefetin siyaset yapma alanı son derece dar. Dolayısıyla bu baskı mekanizmalarını daha arttırır, iyice şeyi demokratik siyasetin alanını daraltırsa nasıl bir siyaset tablosu ortaya çıkar? Onu da düşünmek lazım. Ama yani bu muhalefetin pek bunları da dikkate almadığını düşünüyorum veya çok azimliler yani her şeye rağmen mücadele konusunda. İnşallah ne yaparsa yapsın gerçekten de artık işte o gün yaklaşmıştır muhalefet partilerinin sloganları gibi gelmekte olan gelecektir galiba öyleydi. İnşallah öyledir. Ben de öyle arzu ederim ama ben buna garanti olarak bakamıyorum. Dediğim gibi ben zaten çok ihtiyatlı bakan, siyasetin çok karmaşık bir süreç olduğunu düşünen biriyim. İkincisi de bu tek adam rejimi diyoruz ama tek adam rejimi içerisinde yaşadığımızı, otoriter bir rejim içerisinde yaşadığımızı ve bunun ne demek olduğunu zaman zaman unutuyoruz. Yani bunu yılgınlık salmak için söylemiyorum ama gerçekten de şapkadan tavşan falan değil. Kapınızda polis şeklinde tezahür ediyor bu böyle bir rejimin sonuçları. Dolayısıyla bu da muhalefet edenlerin, itiraz edenlerin siyaset alanını çok dar bir yere hapsediyor. Onu da hesaba katmak lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkürler siyaset bilimci, ben yazar Nuray Mert. Sağ olun vakit ayırdığınız için. Rica ederim. Yer verdiğiniz için siz sağ olun.